Peki sevgili hocam, elhamdülillah sahadan tespitleri seyircilerimize aktarıyoruz. Şimdi ülkemizde cemaatler var, cemiyetler var. Bunlar İslam'ın devam bekası için mücadele ediyorlar. Siz sahada bu cemaatleri, cemiyetlerin varlığını nasıl gördünüz sevgili hocam? Şimdi evvela şunu söylemek istiyorum. Bir defa bir cemaat, ben tabii şunu da söylemek istiyorum. Yani gerçekten usulüne uygun çalışan cemaatlerden bahsediyorum. Öyle herkesi konuşmuyoruz yani. Bir cemaat bir ilçeye girdiyse mutlaka orada o çalışma fark ediliyor, hissediliyor yani. Mutlaka hissediliyor. Ama şu anda Türkiye'de, genel anlamda söylüyorum, Türkiye'de bir cemaatin yüzünden, onun üzerine gidilmesi yüzünden, haklı olarak, ben itiraz etmiyorum, haklı olarak gidilmesi, doğru olarak gidilmesi, bunu kabul ediyorum. Ama sanki bütün cemaatleri şüphe altına konduğunu görüyorum. Bu cemaatler sistemiyle alakalı özellikle gerçekten bu işi seven, sayan, şuurla çalışan, vazifeni hakkıyla yerine getiren cemaatlerin de sanki diğer cemaatle bağdaştırarak o cemaatin paralelinde sanki ne yapıyor? Yapacaklarmışçasına insanlara bir töhmet, bir yanlış düşünce, Allah, hakimiyeti, algı operasyonu, hakimiyeti görülüyor. Şu anda açık söylüyorum. Çok önemli bu. Bak tekrar ediyorum. Şu anda yapılan, biz zaten senelerce şunu söyledik. Ne söyledik? Kardeşim, eğer Allah ve Resulü çizgisinden dışarı çıkmış, Ehl-i Sünnet çizgisinden dışarı çıkmış, kim olursa olsun, hangi cemaat olursa olsun, kendisini gerçekten başka şeylere maşa etmiş, şöyle yapmış, böyle yapmış, bunları senelerce biz konuştuk. Anlattık. Biz anlattığımız zaman bize bazı insanlar siz fitne yapıyorsunuz diyorlardı. Ama sonra bizim haklılığımız ortaya çıktı. Ondan sonra şimdi iş döndü geriye, döndü. Bu sefer tamam, siz haklısınız, bak doğru, bu insanlar hakikaten Türkiye'mize zararlı, Müslümanlar için zararlı tespitler yapılıp üzerine gidilirken, ama bu sefer sağlam cemaatlere, şuurlu cemaatlere, samimi cemaatlere de bu sefer ne yapılıyor? Çaktırmadan darbe vurulmaya çalışılıyor, darbe vuruluyor. Niye? Çünkü insanlara bu güzel anlatılmadığı takdirde bu sefer insanlar sana ön yargıyla bakıyor. Senin samimi çalışmana kesinlikle ne yapıyor? Son derece şüpheli yaklaşıyor. Sen ancak kendini ifade ettikten sonra insanlara bakıyor ki ha, bunlar gerçekten samimi insanlar, ondan sonra seni dinlemeye alıyor. Yoksa öbür türlü Allah muhafaza etsin, gerçekten büyük zarar, büyük zarar. Bir de şuranın üzerinde durmak istiyorum. DAEŞ denilen bir biliyorum, terör örgütü var. Bunların da İslam'a büyük zarar verdiğini senelerce, aylarca biz bunu yaptık, anlatmaya çalıştık. Hakikaten bunu sahada da gördük. Bakıyorsun ya, sanki bunların İslam'da bir bağlantısı varmış gibi. Sanki bunlar İslam'ı gerçekten yaşıyor, yaşatmak için mücadele ediyormuş gibi göstererek, ya bunlar terör örgütü be kardeşim ya. Sen bunları nasıl İslam'la bağdaştırabiliyorsun? Nasıl bunları İslam'la alakalı ne yapabiliyorsun ortaya koyup da Müslümanlara bunları yüzüne saldırıyorsun? Müslüman, hakiki Müslümanlara, hakiki bu işin dertlilerine nasıl saldırıyorsun ya? Niye? Çünkü bunları ne yapıyorsun? Allah muhafaza etsin, sanki İslam'la bağdaştırarak bunlar tamamen zaten İslam'a vuran darbe, İslam'a vurulmak için yapılan darbe olarak bunlar yapıldı ya. Ve en netice bakıyorsun, bunların yüzünden sağlam insanlar, hakiki Müslümanlar, şuurlu Müslümanlar töhmet altında bırakılıyor. Çok büyük tehlike yaşıyoruz yani. O yüzden dolayı bunların mutlaka ne yapılması lazım? Bunların önüne geçilmesi lazım. Ama samimi olarak çalışan, tekrar ediyorum, bunun üzerinde duruyorum, samimi olarak çalışan hangi cemaat ve cemiyet olursa olsun, samimi olarak çalışan, orada o ilçede mutlaka onun gerçekten varlığını hissediyorsun, güzelliğini hissediyorsun, insanların gençliğini, özellikle bilgilerini hissediyorsun, yaklaşımını güzel bir şekilde ne yapıyorsun, görüyorsun. İsim vermek gerekirse ben bir yerden isim vermek istiyorum. Özellikle Tosya'da rahmetli bir Recep Hoca Efendi varmış orada. Tosya'da. Vefat etmiş. Ama o Hoca Efendi'nin tek başına olarak bir çalışması bile, orada baktım gerçekten insanların din konusunda yozlaşmamasına sebep olmuş.
saygı, sevgi, muhabbet konusunda gerçekten o insanların varlığına o işlemiş elhamdülillah.